Siz çok yönlü ve birden fazla şapkası olan kadınlardansınız. Gerçi sizin hayat hikayenizi anlatmaya kalksak herhalde saatler sürer ama yine de sizin özetlemenizi isteyeceğim. Kaç yılında nerede doğdunuz? Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? 1969 doğumluyum. İstanbul'da Bahariye'de dünyaya geldim. Ama genel olarak ömür döngüm Etiler'de geçti. Daha sonra tabii uzun yıllar hep aynı lokasyonda yaşayıp İstanbul'la hemhal olduktan sonra 2002 yılından beri, özellikle 2004'ten beri Ankara'da ikamet etmeye başladık. Ve o da işte hayatın bir cilvesi diyelim. Çünkü İstanbul'dan dışarı çıkacağımı hiç düşünmemiştim ama çok farklı bir hayatım oldu. Ve eğitim anlamında lisans, yüksek lisans ve doktoramı iletişim bilimlerinde yaptım. Ancak akademik kariyerimde hem sosyoloji bölümünde uzun yıllar akademisyen olarak görev yaptım, hem de iletişim fakültelerinin ve iletişim bilimleriyle ilgili bölümlerde bir konumlanışım söz konusu oldu. Bu doğrultuda çeşitli üniversitelerde araştırma merkezleri kurdum ve başkanlığını yürüttüm. Halihazırda olduğu gibi yine birçok üniversitede çeşitli bölümlerin kurucu başkanlığını yapma imkanım oldu. Şimdi de Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı üzerinden devam ediyor akademik kariyerim. Bunun yanı sıra herhalde hayatım veren ikinci alan politik iletişim oldu. O da akademik kariyerimde spesifik olarak seçtiğim çalışma konularından biriydi. Ama buradaki uzmanlığım önce çeşitli partilerin genel başkanlarının danışmanlığını yapmak, çeşitli partilerin kampanya danışmanlığını yapmakla başlayıp daha sonra aktif olarak aldığım teklif üzerine politik hayatta siyasal aktör olarak konumlanmamla neticelendi ve oldukça uzun süren bir aktif politik hayatımda oldu diyebiliriz. Milletvekili olduğum ve olmadığım dönemler oldu ama 2017 sonlarına doğru kendi isteğimle aktif olarak siyasi hayatıma ara vermeyi tercih ettiğim döneme kadar parti yönetiminde kesintisiz olarak işte başkan yardımcısı, MKYK üyesi, genel başkan başdanışmanı gibi sıfatlarla kesintisiz süren bir politik hayatım da oldu. Ama bütün bunların hepsine belki hakim olan üçüncü bir alan da çok erken yaşlarımda itibaren sivil toplum kuruluşlarının parçası olmakla çok ilgilenen biri oldum. Ve dolayısıyla bir taraftan politik anlamda ve sosyal meselelere odaklanan STK'ların içerisinde ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli işte yönetim rolleri üstlenmekle geçerken diğer taraftan da ki bence aslında onun da son derece politik bir tarafı vardır ama kültür, sanat ve kadın çalışmaları alanındaki STK faaliyetlerinin de içerisinde oldum. Hala da galiba bir şekilde üçü birden kendine has bir kombinasyonla devam ediyor hayatım. Valla bravo. Bir solukta anlattınız ama aslında neler neler sığdırmış, neler neler yapmış bir kadınsanız. Ne mutlu bize ki sizin gibi başarılı kadınlarımız var.